Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mytech kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoyla karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Uzun bir zamandır beklenen indikatörle ile sonra gelindi arkadaşlar. Güncellemeler yapıldı ve destekleyen bölgede de eklendikten sonra ekibimizle birlikte sizlerle paylaşmak kararı aldık açıkçası arkadaşlar. Tabii ki nasıl olacak? Hemen onu da söyleyeyim. Bir önceki Mytech indikatöründe yaptığımız gibi arkadaşlar tekrardan süper teşekkür bağışınızla birlikte indikatörün kodlarını size ömür boyu kullanım ile Birlikte gönderiyoruz arkadaşlar burada hiçbir sıkıntı yok ama şunu söylemek istiyorum aramıza yeni katılan takipçilerimiz var arkadaşlarımız var tabii ki onlar bu konuya daha belki yeni, yeni hakim yani daha önceki videoları izlememiş olabilirler o yüzden arkadaşlar şu süper teşekkür konusunu tekrar bir açalım ee, nasıl yapılacağını size göstereyim daha sonra indikatörü anlatmaya geçelim arkadaşlar şimdi arkadaşlar bu videonun altına veya en son videomun altına geldiğiniz zaman burada böyle katıl bölümü beğen beğenme paylaş gibi ve burada tam şu arada süper teşekkür bölümü yani ikonu var. Sizlerde eğer yoksa buradaki 3 noktada da vardır arkadaşlar Burada büyük ihtimal vardır ee, Teşekkür bölümüne tıklıyorsunuz Süper teşekkürler arkadaşlar Bana burada gönlünüzden kopan bir ücreti bağışı yapıyorsunuz Youtube yayıncısı olarak Bu arada yaptığınız bağış için gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar Sizin bu yapmış olduğunuz bağışlar Bizi işimizde daha çok hırçınlaştırıyor Daha çok heveslendiriyor O yüzden arkadaşlar yaptığınız bağış için çok teşekkür ederim Şimdi bu yaptığınız bağışı yaptıktan sonra Bana ee, üyelik isminize birlikte bir mail atıyorsunuz zaten mail adresim şurada yazıyor arkadaşlar bakın mail adresimi de bulamadıklarını söylüyorlar. Bakın iletişim olarak maiteci.maiteci@gmail.com'a geliyorsunuz. Bana mail atıyorsunuz. Mail attıktan sonra şuraya hemen süper teşekküre geldiniz ya hocam ben size işte e, bir bağışta bulundum. E, üyelik ismim bu. İndikatörün kodlarını alabilir miyim dediğiniz zaman ben size indikatörün kodlarını ömür boyu kullanım hakkıyla birlikte gönderiyorum arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani herhangi bir aylık ücret ödemenize gerek yok. Herhangi bir aylık e, bir şey ödemenize gerek yok. İndikatörün kodlarını size ömür boyu gönderiyorum. Burada hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. mytc indikatöründe yaptığımız gibi aynısı burada da geçerli onu da öncelikle söylemek istiyorum tabii ki arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum indikatörümüze geldiğimiz zaman mytc indikatörü ile birlikte kombin edilebilir kullanabilirsiniz hiçbir sıkıntı yok yani her şey tamamen doğal İkisi de çok farklı indikatörler. Right Vortex indikatör trend takip tabanlı indikatörler arkadaşlar. Kurumsalların giriş ve çıkışlarını görebileceğiniz bir indikatör. O yüzden dediğim gibi süper teşekkürle bağışınızı gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar lütfen bana mail atın. Üyelik isminizi yazmayı unutmayın. Bazen arada görmeyebiliyorum. Karışıyor. O yüzden arkadaşlar 1 iki, iki gün sonra gelebiliyor kodlar. O yüzden arkadaşlar lütfen üyelik isminiz çok önemli. Üyelik isminizi yazın. Youtube üyelik isminizi özellikle yazın. Daha sonra ben size zaten indikatör kodlarını gün içinde gönderiyorum arkadaşlar. O an belki müsait olmayabilirim. Bir işim vardır ama gün içinde muhakkak size gönderiyorum arkadaşlar. Bunu öncelikle de söylemek istiyorum. Desteklerinizi lütfen bize esirgemeyin arkadaşlar. Evet şimdi indikatörümüze geçelim arkadaşlar. İndikatörümüze geçtiğimiz zaman zaten bu indikatörü bir önceki videolarda görsel olarak sizlere paylaştım. Gerçekten trend tabanlı çok güzel bir indikatör arkadaşlar. Biz bu indikatörleri ne yaptık? Trend Vortex indikatörüne ekstra olarak şöyle ayarlar bölümüne geldiğiniz zaman tabii ki bir EMA var arkadaşlar. EMA'mızı burada Aynen bakın burada EMA'mız var. Ee, ondan sonra Volatil Colot var arkadaşlar ve Volatil Bands var. Bir Volatil Colot'u açtıktan sonra arkadaşlar tabii ki Burada bir renklendirme el aslında volatilin ne kadar güçlü olduğunu bize gösteriyor. Mesela örnek vermem gerekirse şu an volatil yeşil bantta gerçekten yükseliş güçlü olduğunu gösteriyor. Ve volatil bantı açtığımız zaman arkadaşlar bir Ballinger bantı tarzında bize burada volatilin ne kadar aslında hem güçlü olduğunu hem zayıf olduğunu gösteriyor. Bantlardan gördüğünüz gibi bant seviyelerinden üst banttan ve alt banttan arkadaşlar gördüğünüz gibi destek ve direnç olarak da kullanılabiliyor. Yani bir Ballinger bantın tarzında bir destek ve direnç olarak kullanılabiliyor. Zaten yani gördüğünüz gibi bandın altına indiğiniz takdirde bir yukarı yönlü hareketler gelebiliyor. Bu e, firmsel buy ve seller var. Böyle e, firm buy'lar var arkadaşlar. Bunlar e, kurumsalların giriş yaptığını gösteren sinyaller. Buy ve seller de zaten biliyoruz arkadaşlar. Yükseliş ve çıkışı gösteren sinyaller. Bizim için en güzel olan noktası bizi trendten çıkarmıyor arkadaşlar. Hemen şöyle ee, bir de destek ve direnç bölgeleri var. Onları da göstereyim sizlere. Ee, destek ve direnç bölge Sabbat Resistance'a tıkladığımız zaman arkadaşlar destek ve direnç bölgelerini bizlere gösteriyor. Aynen bakın burada da olduğu gibi. Burası bizim için bir destek bölgesi olmuş. Ee, bakın burası da bizim için bir destek bölgesi olmuş. Burası bizim için bir direnç bölgesi olmuş. Şimdi tabii ki bunlar neden çok önemli? Bizim için önemli olan neden şu arkadaşlar. Breakout kırılımlarını buralarda çok net görebiliyoruz. Yani o mevcut destek bölgesine hatta şunları bir kapatayım. Tekrar açacağız arkadaşlar. Şunları Kapattıktan sonra ben burada size bırakant kırılımlarını göstereyim hızlı bir şekilde. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burası bizim için bir destek bölümü. Ee, ve buraya gelmiş. Birinci temasını gerçekleştirmiş. Daha sonra ikinci temasına net bir şekilde bırakant kırılımı gerçekleşmiş. Ve ondan sonra aşağı yönlü hareketlerin gelmesini beklemişiz arkadaşlar. Ve zaten gördüğünüz gibi forumsel yani kurumsal satış hareketleri geldikten sonra aşağı yönlü hareketler net bir şekilde gelmiş. Bizim için en önemli nokta arkadaşlar bizi trendten çıkarmıyor. Ben bu indikatörün bu huyunu çok sevdim. Yani bizi dirençten çıkarmıyor arkadaşlar ee, hemen şuraya ekleyeyim mesela aynen şimdi mesela şöyle bir şey söylemek istiyorum burası bizim için bir direnç bölgesi Yani burada bir sıkıntımız yok okey burada bir direnç bölgemiz var ve bu direnç bölgesi arkadaşlar net bir şekilde hacimli bir mumla kırılıyor bu break kırılımı deniyor bunu arkadaşlar. Bunu isterseniz YouTube'da izleyebilirsiniz, eğitiminizi alabilirsiniz. Bu break kırılımları gerçekten çok değerli kırılımlardır. Çünkü 1 2 3 defa aynı direnç bölgeleri test edildikten sonra arkadaşlar hacimli bir mumla bir kırılım geldiyse bir break kırılımı oluyor ve dolayısıyla yukarı yönlü hareketlerin geleceğine dair bir işaret arkadaşlar. Bir sinyaldir bu. Kesinliği yoktur ama e, mevcut grafik yapısında psikolojik hareketlerde bu böyledir. Bir sinyaldir. Bu sinyali baz alırsınız arkadaşlar. %50 şansınız yukarı yönlü %50 şansı tabii ki aşağı yönlü hareketler devam edebilir. Ee, ama bu brekant kırılımını kesinlikle dikkate almanız gerekiyor. Tabii ki şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu brekant kırılımına gerçekleştikten sonra arkadaşlar bir öncesinde bir buy sinyali varsa ve yukarı yönlü EMA'mız yukarı yönlü çok güzel bir şekilde hareket ediyorsa yani yukarı yönlü trendin devam edebileceğini sizlere söyleyebilirim yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte şimdi örnek vermem gereken şu an teller coindeyiz trb'deyiz ben zaten yakından takip ediyorum bir short pozisyonundayım şu an yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte çünkü neden yaklaşık 3 gündür teller coinde savaşıyoruz yani bizi burada bir terste bıraktı 2 kere stop oldu ama ben inatla aslında Tabii ki ile inatlaşmaz ama ufak bir stop mesafesiyle birlikte short pozisyonu açtım. Bekliyorum çünkü artık düşmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki sadece indikatörlere bakarak hareket edilmez arkadaşlar. Ee, de, temel analiz, teknik analiz vesaire de, bir trend çizgisini çekebilmeniz gerekiyor. Ama ben yok indikatörlere sadık kalacağım hocam indikatöre bakarak hareket edeceğim derseniz de tabii ki yani şansınız yüksek kazanabilirsiniz. Hemen şöyle geçmişte bir teller koyun da bakalım arkadaşlar. Örnek vermem gerekirse şuralara bakalım. Mesela burada güzel bir buy sinyali geldikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Yani trend taban devam ediyor. Yani trend destekli olduğu için. Bakın burada bir direnç bölgemiz var ve direnç bölgesi kırıldıktan sonra yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Burada da bir sel sinyalimiz geldikten sonra arkadaşlar aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Bakın ben size şunu söylüyorum öncelikle arkadaşlar. Lütfen bu konuya bakın çok dikkat edin. Ker almayı bilin arkadaşlar. Yani bir tek profit seviyeniz olsun. Çok pardon bir kahvemden yudumlayayım. Arkadaşlar tek profit seviyeniz olsun yani kar almayı bilin. Şimdi e, ben görüyorum e, ekibimizde de var böyle arkadaşlarımız yani e, sonuna kadar bekliyor nokta atış yapmak istiyor terste kalıyor ondan sonra e, gözüne iki gün uyku girmiyor neden bu hatayı yaptım keşke alsaydım arkadaşlar burası keşkelerin dünyası karınızı almazsınız terste kalırsınız keşke karımı alsaydım satsaydım dersiniz. Ondan sonra satmazsınız, keşke niye satmadım, keşke buraları satsaydım derseniz. Keşke buradan pozisyona girdim dersiniz. Burası keşkelerin dünyası. O yüzden arkadaşlar keşkelere düşmemek için Kar cebeye yakışır hep demişler. O yüzden karınızı alın cebinize koyun arkadaşlar. En azından cebinizde dursun. İsterse uzaya çıksın isterse masa çıksın. Veya yakınlı, yakın bir şekilde stopunuzu takip edin arkadaşlar. Bu da çok önemli. Bakın yakın bir şekilde mesafeli bir şekilde iş süren stop yapın ki durduk yerde yani pozisyonlarda patlamayın. Mesela neden karınızı alın ve çıkın diyorum. Bakın şöyle bir şey söylemek istiyorum. Mesela burada çok güzel bir sel sinyalimiz gelmiş mükemmel bir sel sinyali. Yeni. Sel sinyalinden sonra hacimli bir mum aşağı yönlü hareketine devam etmiş. Şimdi arkadaşlar bu hacimli bir mumla aşağı yönlü hareket devam ettiğini gördüyseniz eğer şu demek oluyor ya palete aşağı düşmeye meyimli. Çünkü sert bir satış var arkadaşlar. Aşağı düşmeye meyimli. Bunu burada bir kere gördüysem evet artık palete aşağı düşebilir. Ama şimdi tabii ki şu an günlük time bakıyoruz. 4 saatlik time veya 1 saatlik time frame'lerde baktığımız zaman şurası şu bölge açıkçası bizim için bir trend bölgesi olabilir. Yani yükseliş bir trendin başladığına dair bir işaret olabilir. Ama bana kalırsa öncelikle bir günlük time frame'e bakın arkadaşlar. Günlük zaman dilimine bakın. En azından grafiğin yani mevcut paritenin yönünü tayin edin. Mesela burada bir sel yeni geldikten sonra sert bir şekilde aşağı yönü düşmüş. Burada güzel bir karımızı almışız. Daha sonra ben karımı almadım ben çıkmak istiyorum dediyseniz arkadaşlar hemen şöyle hareketler gelebiliyor. Bakın aşağı yönlü yukarı yönlü aşağı yönlü hop bu şekilde hareket geliyor. Ve sizin burada girmiş olduğunuz pozisyonu ya stop ediyorlar ya tekrar aşağı yönlü hareketine devam ediyor. O yüzden arkadaşlar iş süren stopla paritelerinizi takip edin pozisyonlarınızı takip edin. Şimdi şöyle bir şey göstermek istiyorum hemen bakın burada aslında düşen bir trendin içindeyiz indikatör bize ne diyor? Evet hala düşen bir trend var. Şöyle bir 4 saatlik time frame'e gelelim. 4 saatlik time frame'de neler oluyormuş orada işaretlediğimiz bölgede ona bir bakalım. Hemen şöyle gelelim. Neredeydi o? Şöyle günlüğe bir tekrar daha geleyim. tam bu seviyeler. Yani Perşembe 23 Aralık. 4 saat zaman. Gelelim. Orayı bir bulabilirsem. Evet burası. Sizi de beklettirdim arkadaşlar kusura bakmayın. Bakın şimdi orada aslında biz bir düşen trendin içinde olduğumuzu gördük değil mi? Bir e, günlük time burada bir düşen trendin içinde olduğumuzu gördük. Evet şu an yukarı yönlü giden bir minor trendimiz var. Şimdi tabii ki trade vortex indikatörümüzü açtığımız zaman gördüğünüz gibi sanki e, düşen bir trendimiz oldu ve artık yukarı yönlü hareketlerin başladığına dair bir işaret gibi geliyor. Tabii ki buradaki kervi azasyonu gerçekten yani hafife alınacak bir kervi azasyonu değil arkadaşlar. %20'lik %22'lik bir karlardan sonra 4 saatlik time frame'de de gördüğünüz gibi indikatör çok güzel çalışıyor. Bize çok güzel bölgelerden sinyaller veriyor. Ama ben bunu görüyorum. Evet buraya kadar geldi. Çok güzel. 41 dolara kadar çıktı. Ben ne algılamam lazım? Aslında günlük time frame'de baktığım zaman ben hala düşüş trendinin içinde olduğunu görmem gerekiyor. Hemen bakalım. Düşüş trendinin içinde olduğumuzu zaten görmüştünüz. Evet. Bakın düşüş trendinin içinde olduğumuz net bir şekilde arkadaşlar görülüyor. Bir düşüş trendimiz var. Ee, hemen tekrar bakalım aynen şurasıydı Şurasıydı. bakın burada bir düşüş direni içinde hala olduğumuzu görüyoruz yani yukarı yönlü bir kırılım gelmedi bir buy sinyali gelmedi destek direnç indikatörümüzü açıyoruz destek direnç indikatöründe de bakın direnç bölgesi burası da aşağı yönlü hareketlerin gelebileceğini bize gösteriyor dolayısıyla e, yani buradan %22'lik %22 bir çıkış aslında trendin yönünün değiştirmediğini burada ben anlıyorum ve sell sinyalimiz hala geçerli ve aşağı yönlü 16 dolarlara kadar düşüyor. Bunlara çok çok dikkat edin arkadaşlar. Yani aslında hangi zaman diliminde e, trade yapıyorsanız o zaman dilimine sadık kalın. Yani ben günlükte bakıp 4 saatlik veya 3, 3 saatlik time framelerde işleme geçeceğim dediğiniz zaman tabii ki geçebiliriz ama tehlikelidir. O yüzden pek fazla tavsiye etmiyorum. Ama dediğim gibi bakın indikatör burada bir sert sinyali verdikten sonra aslında trendin hala aşağı yöne gidebileceğini bize gösteriyor açıkçası arkadaşlar. Evet. 4 saatlik zaman dilimine baktığımız zaman 4 saatlik zaman diliminde de arkadaşlar hiç değişen bir şey yok her şey tamamen aynı e, sinyaller gerçekten hala geç güzel e, kalıcılığını sağlıyor mum kapanışını beklemeniz gerekiyor arkadaşlar mum kapanışından sonra sinyaller kalıcılığını sağlıyor bizim için önemli olan arkadaşlar sinyallerin kalıcılığını sağlamak bakın mesela Burada bir breakout kırılımı gerçekleşmiş. Birinci temas, ikinci temas ama hala biz buy'dayız. From buy'dayız yani. Birinci temas, ikinci temas ve üçüncü temas bakın şu mumla bir breakout kırılımı gerçekleşmiş. Daha sonra yukarı yönlü hareketler devam etmiş. Bunları da arkadaşlar bilmeniz gerekiyor. Bakın birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas ve hacimli bir mumla dördüncü temasla breakout kırılımı gerçekleşmiş. Zaten şurada bir fincan kul formasyonu var. Bakın tesadüfen artık grafiklere baka baka öğreniyoruz arkadaşlar. Sürekli grafiklere baktığın zaman burada hem bir fincan kul formasyon olduğunu hem bir direnç bölgesinin üçtür temas edip kırılamadığını bir bay sinyalimizin olduğunu ve artık bırak kırılımının gerçekleştikten sonra yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğinin e, işaretini alıyoruz sinyalini alıyoruz arkadaşlar. Evet görüyorsunuz bakın burada net bir şekilde bir sel sinyali ve aşağı yönlü çok ciddi bir şekilde düşüş Dediğim gibi şimdi mesela 4 saatlik time bakıyoruz. Şöyle baktığımız zaman burada bir düşüş senaryosunun aslında olduğunu yani fiyatın yukarı yönlü hala kırılmadığını görebiliyoruz. Ama 1 saatlik ve 45 dakikalık time frame baktığımız zaman aslında burada bir yükseliş trendinin başladığını görebiliriz. O yüzden arkadaşlar her paritede e, farklı zaman dilimlerine sadık kalın. Eğer günlükteyken mesela veya 4 saatlikken ben hala düşüş trendinin burada devam edeceğini görebiliyorum. Ve daha sonra kırılımdan sonra aslında yükseliş trendinin başladığını burada net bir şekilde sinyalini alıyorum. Bakın yukarı yönlü hareket. Aynen yukarı yönlü hareket. Retes yukarı yönlü hareket. Evet bir havalay. Evet H Yukarı yönlü hareket. Bakın hala hiçbir şekilde bir düşüş sinyali almadım. Neden? Emamız kırılmadı arkadaşlar. Hala yukarı yönlü hareketlerimiz devam ediyor. Ve tabi ki biz ne yapıyoruz? Yukarı yönlü hareketler devam ederken tabi ki burada bir artık bir yükselen bir trend başladığını fark ediyoruz. Ve yükselen trendde birinci temasımız ve ikinci temasımız gerçekleşiyor ve trendimizi bir çekiyoruz yukarı yönlü hareket tekrar bir düşüş yükselen trende bir temas tekrar yukarı yönlü hareket ve özellikle de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar bakın çok önemli lütfen buna dikkat edin mesela yükselen bir trendimiz varsa şunu bir kalınlaştırayım yükselen bir trendimiz varsa arkadaşlar ve yükselen trenddeyken bir buy sinyali geldiyse o buy sinyali çok değerli bir buy sinyalidir. Düşüş trendinde bir sell sinyali geldiyse o sell sinyali de çok değerli bir sell sinyalidir. Dikkate alınması gerekiyor. Gördüğünüz gibi yükselen bir trendimiz varken tekrar bir buy sinyali geldi ve yukarı yönlü hareketler tekrar devam etti. Şimdi e, en önemli noktaya geldik arkadaşlar. İşte e, yükselen trendimiz burada geçen bahsetmiştim hem Instagram'da da söylemiştim. Kırıldı. Biz bir short işlemi açtık. O patlattılar short işlemi. Tekrar trendin içine girdik. E, trendin içine girerek e, yönümüzün yukarı yönlü olacağını tahmin ettik. Ama tekrar öyle olmadı. Bu sefer de long işlem açtık. shortla patlattılar. Şu an short'tayız arkadaşlar. Bekliyoruz. 4 saatlik time frame'de gördüğünüz gibi şu an bir foreign buy sinyali var. Ama aşağı yön yönlü bir sell sinyali de gelebilir. Zaten gördüğünüz gibi mum artık kırmızıya dönmüş. O an e, tetikte durmanız gerekiyor arkadaşlar. Çok küçük seviyelerde stoplu bir şekilde takip edebilirsiniz. Bakın 1 saatlik time frame'e gelelim. 1 saatlik time frame'de aslında şunu görebilirsiniz. Bakın tam bu seviye seviyelerde bir sel sinyali gelmiş. Yani 49.54 54 seviyelerine bir sel sinyali gelmiş. Şu an için 48 seviyelerinde gene bir kere sonu yapılmış. Aslında şunu da göstermek istiyorum. 4 saatlik time Bakın 4 saatlik time burada bir forum buy sinyali var ya Arkadaşlar 1 saatlik time e geldiğiniz zaman aslında sinyalin tam şu seviyede geldiğini bize net bir şekilde gösteriyor. Burada en azından iki mumluk bir yükselişimiz var. Onu kaçırmamak adına bunları da yapabilirsiniz. Mesela aslında ben Tam şurada bir buy sinyali ya, e, girdikten sonra şu çıkışı kaçırmamam gerekebilirdi. Bir time frame'a e baktığımız zaman. Tabii ki bizim buradaki amacımız çok farklı. Biz başka şeylerin peşine koştuğumuz için e, biz o sinyali dikkate almadık. Ama sinyallere göre hareket edecekseniz arkadaşlar e, gerçekten çok güzel bir şekilde kar kerreazasyon yapabilirsiniz. Bakın şimdi burada bir sell sinyali geldi ve aşağı yönlü hareketlere devam etti. Eğer arkadaşlar şurada bir buy sinyali gelseydi ve yukarı yönlü hareketlerinin değil de düşen trendten e, dirence karşılaşıp tekrar bir satış yeseydi ve şurada bir SELSİN YENİ ile karşılaşsaydık o zaman bu SELSİN yeni zaten %100 bir e, şöyle söyleyeyim onaylanmış olacaktı. Yani yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte %100 çok hani doğru bir şey değil aslında %90 oranında bir e, açıkçası sinyalin onaylanmış olduğunu görebilirsiniz Çünkü zaten düşen bir trend var ve ikinci bir sinyal geldiği zaman artık aşağı yönlü hareketlerin devam edebileceğine bir nevi sinyaldir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ortalama şuradan 53 seviyesinden e, 41 dolar seviyesine kadar tek bir sinyalle bir sayıda düşmüşüz arkadaşlar. Bile konsolidasyonları söyleyeyim, konsolidasyonlarda gerçekten hiçbir indikatör zaten iyi bir şekilde çalışmıyor çünkü konsolidasyonlar nedir? Bir belirsizliktir arkadaşlar. Konsolidasyonlarda gördüğünüz gibi yukarı aşağı yukarı aşağı belirsizlikler devam eder sinyal de ona göre zaten yukarı aşağı sell ve buy sinyalleri verir ve dolayısıyla arkadaşlar en son sell sinyaliyle birlikte fiyatın aslında aşağı yöne gideceğinin tayini yapılır eğer yok hocam ben indikatörlere göre sadık kalacağım sel sinyallerine ve buy sinyallerine göre hareket edeceğim derseniz dolayısıyla arkadaşlar e, ufak komisyonlar harcayarak e, sinyallere bağlı, bağlı kaldığın zaman mesela buradaki 4 tane sinyale bağlı kalıp e, aç kapa yani pozisyonlara girip çıkarsanız Dolayısıyla şuradaki sinyali de dikkate alıp tekrar bir <laughs> short sinyali açarsınız arkadaşlar bu ciddi bir kâr realizasyonunu kaçırmamış olursunuz. Aynı burası burada da geçerli. Bakın Foran Bay sinyali geldi. Breakout kırılımı geldi. Bir yukarı yönlü hareketler net bir şekilde devam etti. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Trend Vortex indikatörü sahip olmak istiyorsanız süper teşekkürler. Bize desteğinizi esirgemeyin. Bağışlarınızı yapın arkadaşlar. Ondan sonra bana mail atın ve üyelik isminizi yazdıktan sonra hocam ben indikatör istiyorum dediğiniz zaman arkadaşlar sizlere indikatörün kodlarını gönderiyorum. Tekrar indikatörün kurulumunu anlatırım. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar bir sonraki videoda ama Dediğim gibi önemli olan arkadaşlar bir önceki videoda bahsettiğim gibi düzgün bir şekilde kurmamız gerekiyor. Aslında çok basit kurulumu tekrar ben size bunlara gösteririm arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kafanıza takılan sorular varsa lütfen bana yorumlar bölümünde iletebilirsiniz veya mail yoluyla bana geri dönebilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.